Sevgili dostlar, günaydın. Bir heyecan anayasa tartışmaya başladık hep beraber ve galiba Türkiye'de ilk kez kendi irademizle, en azından olağanüstü koşullar, darbe gibi olağanüstü meseleler veya Avrupa Birliği gibi dayatmalar olmadan kendi dinamiğimizden bir anayasa konuşmaya başladık. Neyi ne kadar başarabileceğimiz ayrı mesele, onu zaman içinde göreceğiz. Ama ben önce bu yerinden yönetim meselesini böyle gündeme alan PRL'e teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Çünkü genellikle bu memlekette şehvetli demokrasi notukları atarız ama aydın dünyasında bile yönetim problematiğinin çok da farkında olmadığımızı düşünüyorum ben. Ve de en az konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. İnsan hak ve özgürlükleri üzerine çok şey yapıyoruz, toplantılar, konuşmalar, yazılar, notuklar ama yönetim meselesinin farkında olmadığımızı düşünüyorum. Onun için bu toplantı ve bu başlıkla yapılacak böyle öğrenme ve düşünme sürecini de çok da önemsiyorum. Şimdi üç tane sevgili değerli üstadımız var. 20'şer dakika konuşacaklar. Daha sonra bir ara vereceğiz. Sonra da soru cevap. Bir saat daha da hepimizin konuşması için vaktimiz kalacak. Önce Levent Köker hocamızdan başlıyoruz. Bir anayasa hukuku üzerinden başlayarak. Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ederim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni anayasa konusunda temel bir mutabakat var. En azından bir yeni anayasa ihtiyacı konusunda bir mutabakat var ama zannederim bundan daha ötesini söylemek için çok fazla da bir veri yok elimizde. Yani anayasanın, yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda ise bir mutabakat yok galiba. Bunun olup olmadığı veya oluşturulabilip oluşturulamayacağını da zaman içinde göreceğim. Bir uzlaşma komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Esas iş tabii onlar da biz sadece fikir üretebiliyoruz ve bazı konuların kamuoyunda öne çıkmasına aracılık edebiliyoruz. Bu aslında hakikaten Bekir Bey'in de işaret ettiği gibi en önemli konulardan bir tanesi yeni anayasa ilgilendiren. Çünkü Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacını dile getirmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi merkeziyetçilikten kaynaklanan bir takım problemler. Bu bir yanıyla tabii Kürt meselesini de çok yakından ilgilendirdiği için ve Kürt meselesinin içindeki en önemli taleplerden bir tanesi bu özellik bağlamında dile getirilmiş olduğu için bunun tartışılması ve yeni anayasada nasıl düzenleneceği konusunda bir fikrin kamuoyunda en azından oluşmaya çalışılması çok son derece önemli bir husus. O yüzden bugünkü toplantı da bence bu meseleyi konuşmamıza vesile olduğu için ayrıca bir önem arz ediyor. Ben birkaç noktaya işaret edeceğim. Çok sözü uzatabileceğimi zannetmiyorum. Esas itibariyle daha sonra soru cevap kısmında da pek çok şeye değinebiliriz. Bizim anayasamızın bazı hükümleri var. Bazı şeyleri açıkça yasaklıyor. Dolayısıyla onu yapamıyorsunuz. Mesela anayasanın bu 42. maddesi eğitim hakkıyla ilgili. 42. maddesinin son fıkrası Türkçeden başka hiçbir dilin ana dil olarak okutulamayacağını açıkça yazıyor. Dolayısıyla Türkçe dışında bir dilde eğitim yapabilirsiniz. Nitekim İngilizce eğitim yapan, Fransızca eğitim yapan okullarımız var. Kürtçe eğitim yapan okullarımız da aslında olabilir. 2005 yılında çıkarılmış olan bir kanun da var ama o kanun buna izin veriyor mu vermiyor mu onu da tam bilmiyorum ama anayasal bir engel yok. Ama Türkçe dışındaki bir dilin ana dil olarak okutulmasına açıkça engel var. Ama mesela bugünkü konumuz olan yerel yönetimler ya da yerinden yönetim meselesiyle ilgili düzenlemelere baktığımız zaman mesela bugünkü kadar aşırı merkeziyetçi bir yapıya sahip olmamızı gerektirecek bir düzenleme var mı anayasanın içinde? Var gibi görünüyor bazı bakımlardan. İşte bir takım şeyler anayasa hükmü haline getirilmiş, bakanlar kurulu izine bırakılmış vesaire falan ama bugünkünden daha özelliği genişleten bir yapıya doğru da aslında genişletebiliriz bu işi ve belki bir anayasa değişikliği mesela
bu konuda daha az ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Bir yasalarda falan bir takım düzenlemeler yapmak suretiyle yerel yönetimlerin özellik alanını genişletici tedbirler alabiliriz. Ama sonuçta iş bugünkü çağdaş bizim de üye olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği ama ondan ayrı olarak da Avrupa Konseyi'nin bazı demokratik memleketlerinde geçerli hale gelmiş bulunan işte bölge yönetimleri, belediye ve merkezi yönetim ilişkileri falan bunlara baktığımız zaman bunların anayasalardaki düzenlenmiş biçimine baktığımız zaman aslında anayasamızı da o standartlara doğru bir değiştirme ihtiyacı içinde olduğumuz açıktır. Yani demek istediğim açık bir böyle özellikle bu kadar kısıtlayın şeklinde bir yasak olmamasına rağmen genelde anayasadaki hükümlerin daha özgürlükçü ve özellikle daha fazla vurgulayan bir biçimde değiştirilme ihtiyacı olduğu içinde olduğumuz açık. İsterseniz biraz kavramları bir kendi zihnimi de temizlemek için yeniden telaffuz etmeme izin verin. Bir mesleki deformasyon olarak da alabilirsiniz ama bu yerinden yönetim, yerel yönetim şeklindeki kullanımımız aslında tam toplumsal olarak konuştuğumuz zaman kamuoyunda tam karşılığını buluyor mu diye bir endişem var. Çünkü eskiden alevi merkeziyet denirdi bu yerinden yönetim için. Ve alevi merkeziyetin de iki biçimi vardı. Hizmet alevi merkeziyeti ve mahalli alevi merkeziyet diye. İşte bu mahalli alevi merkeziyete biz yerel yönetim diyoruz bugün. Yerinden yönetimin bir biçimi oluyor yerel yönetim. Buna karşılık işte başka özel idari kurumlar var. Onlar yerel yönetim şeklinde örgütlenmiyorlar da bütün ülke satında hizmet veren ama merkezi idareden bağımsız, ondan özel olarak örgütlenmiş olan kurumlar, işte üniversiteler, TRT ve bugün sayıları çokça artmış olan bağımsız idari otoriteler vesaire ve bu bağlamda yerinden yönetim kurumları. Biz esas itibariyle tabii yerinden yönetim kurumlarının hepsi için konuşmuyoruz gerçi ama daha çok da yerel yönetimler üzerinde yoğunlaşan bir oturum yapacağız. Zannediyorum öyle bir konumuz. Yerel yönetimlerin özelliğiyle ilgili ilk baştan söylemem gereken şey bu adeli merkeziyet kavramının veya yerinden yönetim kavramının kendisi zaten kendi içinde özellik kavramını içeriyor. Yani bizim şu anki idare sistemimizde bir merkezi idare var, bir de merkezi idarenin dışında özel, ondan ayrı bağımsız idare birimleri var. Bu idare birimlerinin kuruluşu, teşkilatlanması ve işleyişiyle ilgili konular işte anayasaya uygun olarak tabii kanunla düzenleniyor. Dolayısıyla bir özellik sistemimiz var fakat bu özellik sistemini yerinden yönetim ya da mali idareler bağlamında anayasa tarafından düzenlemiş biçiminde merkeziyetçiliği öne çıkarabileceğimiz bir takım prensipler var. Anayasanın 123. maddesi, idareyi düzenleyen 123. maddesi daha baştan birinci cümle olarak idare bir bütündür diye başlıyor. Tam isterseniz buradan okuyayım. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Sonra idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Bu yerinden yönetimin içinde de işte yerel yönetimler bizim konumuzu meydana getiriyor. Şimdi bir bütün, idare bütündür ama yerinden yönetim de yani adeli merkeziyet de bizim bir anayasal prensibimizdir. Adeli merkeziyet de adı üzerinde merkezi yönetimden ayrı özel idare birimlerinin kurulmasını gerektirir. Peki merkezi yönetimle mahalli idare, yerel yönetim arasında idarenin bütünlüğü nasıl sağlanacak? Çünkü mahalli idare özel olduğuna göre. Bunu da idari vesayet diye bir düzenlememiz var. Onunla sağlamaya çalışıyoruz. Yani merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde vesayet kontrolü olmazsa idarenin bütünlüğü olmaz. Fakat idari vesayetle ilgili prensibimiz de idari vesayetin ancak kanunla kurulabileceği. Dolayısıyla
kanunla kurulması mümkün olan bir denetimin adı olduğu için idari vesayet, idari vesayetin ancak kanunla kurulabilmesi demek, bunun dar tutulması, uygulamada da dar anlaşılması ve dar yorumlanması demek. Fakat zannederim Fikret Hocam bu konunun ayrıntılarına benden daha fazla vakıftır. Bu tip düzenlemelerimizde biz merkezi idarenin mali idareler üzerindeki denetim yetkisini ve kontrolünü işte parasal kaynaklardan ve personelle ilgili hususlardan başlayarak pek çok biçimde daha aşırı merkeziyetçi bir tarzda düzenlemiş bulunuyoruz. Bu bağlamda çağdaş demokratik ülkelerde olması gereken bir özerk yerel yönetim sistemine kavuşabilmek bakımından işte 1980'li yılların sonlarında imzalayıp 90'ların başlarında yürürlüğe koyduğumuz bu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın bazı hükümleri ister istemez akla geliyor. Fakat o Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın içine baktığınız zaman orada hakikaten çok demokratik yönde mali idareleri, yerel yönetimleri özelleştirici düzenlemeler yapmamızı gerektiren normları kabul ettiğimiz görülebiliyor. Ama o Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın Türkiye Devleti'ne, bütün imzacı devletler gibi Türkiye Devleti'ne de verdiği bir imkan var. Bazı maddeleri kabul etmek zorunda değil. Burada ayrıntısına girmeyeyim bu aşamada konuşmanın ama Türkiye öyle kritik maddeleri, öyle kritik hükümleri kabul etmemiş ki, yani kabul sürecinde onları dışarıda bırakma imkanı var. Öyle kritik şeyleri dışarıda bırakmış ki daha özel bir yerel yönetim düzenlemesini düşünmek için bu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nı da kullanmak şu anki hukuk düzeni açısından mümkün olmuyor. Fakat burada kritik bir noktayı da hatırlatmak isterim. Bu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın Türkiye tarafından 1988 galiba imza tarihi, 92 ya da 93'te kanunla yürürlüğe giriyor. Bu yürürlüğe girdiği zaman bunu yürürlüğe koyan kanun kabul edilmemiş olan maddelerinin de kabul edilmesine yetkili organ olarak Bakanlar Kurulu gösteriyor. Yani kanunla Bakanlar Kurulu'na verilmiş olan bir yetki var bu Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı bağlamında ve o Yerel Yönetimler Özellik Şartı'ndaki bazı maddeleri de Bakanlar Kurulu kararı aracılığıyla bu kanuna dayanarak kabul edip genişletmek ve özellik düzeyini yerel yönetimlerin artırmak mümkün. Ama acaba bu konuda hani anayasadan kaynaklanan bir takım engellerle karşı karşıya olduğumuz mu düşünülebilir? Yoksa merkezi yönetimin bir isteksizliği mi söz konusudur? Yeni anayasayı tartışırken